şiddetin muhakkak önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza kasteden, yumruk atan, kurşun sıkan, bıçak sallayan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak, adalet ve hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur. Şiddete tolerans gösterilemez, iyi niyet hali uygulanamaz, pişmanlık hükümleri tatbik edilemez. Aksi olursa şiddet teşvik edilmekle kalmayacak, bir bakıma ödüllendirilmiş olacaktır. Kadına yönelik saldırılar, maneviyat ve medeniyet ilkelerimizin çiğnenmesi, haklı yere övündüğümüz değerlerin gölgelenmesi demektir. Hatırlarsanız 16 Kasım 2001 tarihinde, 21 tarihinde yapmış olduğumuz meclis grup toplantımızda kadına yönelik şiddete karşı görüşlerimizi paylaşmıştım. Parti olarak kadına şiddetin engellenmesi, mütemadiyen yaşanan cinayetlere bir son verilmesi hususunda 6 maddeden teşekkür eden tekliflerimizi kamuoyunun dikkatine sunmuştu. Bu tekliflerimizi özet halinde tekrar ifade edecek olursam şunları söylemek mümkündür. 26. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olduğumuz ve uzun bir hazırlığın mahsulü olan ruh sağlığı yasa teklifinin bir an evvel görüşülüp yasalaşmasını, çocuk istismarı, kadın cinayetleri, tecavüz suçlarında caydırıcı, kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar alabilmek için gerekirse idam cezasının bile tartışmaya açılmasını, medyada kadınlara yönelik cinayetlerin tekrar tekrar gösterim ve ifşasına kesinlikle son verilmesini, şiddeti özendirip teşvik edecek her türlü yayın ve haberden kaçınılmasını, bizi bize anlatan değerlerimizle beslenen aldatmanın, cinayetin, şiddet dilinin gösterilmediği dizi filmlerinin hazırlanmasını, üniversitelerin sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, felsefe, ilahiyat gibi bölümlerinde görev alan değerli akademisyenlerin öncülüğünde ülkemizin şiddet haritasının çıkarılmasını, şiddetle mücadelede ufuk ve yol açıcı çalışmaların yapılmasını, son olarak da insanlığa ve istikbale bakış vizyonumuzu belgelendiren insanlığın huzuru projemiz her yönüyle tanıtılmasını, tartışılmasını ve toplumun her kesimine ulaştırılmasını önermiş, bu düşüncelerimi sorumluluk bilinciyle gündeme getirmişti. Bugün de aynı çizgideyiz, aynı görüşteyiz. Somut önerilerimize kulak verilmesini temenni ediyoruz. İnsan huzurunu tescillemeden, insanlık huzuruna saygın destekler vermeden, gelişme, kalkınma, büyüme, zenginleşme, yükselme ümitleri ne yazık ki boşluğa düşecek, bu mücadele sürecinin bir ayağı da topal kalacaktır. En başta 16 yaşındaki sıra kızımız olmak üzere, cinayete maruz kalan bütün kadınlarımıza, kızlarımıza ve insanlarımıza Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kadınlarımızı hedef alan şiddeti bütün gücümle lanetliyorum. Bu dünyanın, bu hayatın, dışarıdaki güneş ışığının azılı katillere zindan edilmesini yürekten diliyor, kalbimizin masum ve mazlumlarla bir attığını kararlılıkla vurguluyorum. Karabağ'dan Kırım'a, Kaşgar'dan Kerkük'e, Kıbrıs'tan Kudüs'e, Keşmir'den bütün Türk ve İslam yurtlarına varıncaya kadar üç hilalin anıları vardır, ayak izleri vardır, halen sızlayan acıları vardır, silinemeyecek adı ve şanı vardır.
Rusya ile Ukrayna arasında süregelen yüksek gerilim gün be gün boyut değiştirmektedir. Başını Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği bazı ülkelerle bir kısım Batı medyası devamlı surette savaşın her an çıkabileceğini iddia etmektedir. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda bu yana Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlandığına yönelik ellerinde istihbarat olduğunu açıklamıştır. Kiev'in kuşatılarak bir işgale hazırlık yapıldığını da iddia etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise Birleşik Krallık Başbakanı'yla eş zamanlı şekilde Putin'in doğrudan Kiev'e hedef alacağını, önümüzdeki günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını ileri sürmüştür. Buna rağmen tehlikeli iddialar Rusya tarafından yalanlanmış, tekzip edilmiştir. Ne var ki aynı Rusya 19 Şubat 2022 tarihinde balistik ve seyir füzeleriyle gövde gösterisi kıvamında bir tatbikat yapmıştır. Bu tatbikatı başkomutan sıfatıyla bizatihi Putin an be an takip etmiştir. Rusya, Ukrayna sınırında düşük tonlu çatışmaların yaşandığını, bombaların patladığı, OHAL ilanlarının yapıldığı, sivillerin tahliye edildiği anlaşılmaktadır. Bu iki ülke arasında sıcak gerginliği tırmandıran söz ve eylemlerin gittikçe yoğunluk kazandığını da gözlemlenmektedir. Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma'da ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı birer bağımsız cumhuriyet olarak tanınmasını içeren tasarının onaylanarak Putin'e sunulması ve Putin'in bu bölgelerin bağımsızlığına resmen olur vermesi yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır. Üstelik Putin, çözüm ortamının yeşerebilmesi için bu iki bölgeye Minsk anlaşmaları çerçevesinde özel statü verilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu durum, Ukrayna'nın fiilen güneyinden sonra doğusunda da bölünmesinden başka bir anlama gelmeyecektir. Rusya Dışişleri Bakanı'nın Batı'nın Ukrayna çevresindeki histerisi bizi şaşkınlığa uğratıyor sözlerindeki mana bütünlüğüyle Putin tarafından ifade edilen NATO'nun doğuya genişleme siyasetinden rahatsızlık duyulması, aynı oranda Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygıyla dengeli ve uyumlu olmamıştır. Menzili 2000 kilometreyi bulan hipersonik füzelerin durup dururken Rusya eliyle Akdeniz'e taşınması da bizim nazarımızda son derece kuşkulu bir adımdır. Putin geçen hafta Ukrayna sınırından askerlerinin çekileceğini söylese de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı asker çekilmediğini, bilakis kritik askeri unsurların sınıra doğru sevk edildiğini açıklamıştır. Mütakiben NATO çekilme için yeterli kanıt olmadığını vurgulamıştır. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya şu andaki statiko çerçevesinde söylersek barış ve istikrara hizmetten ne yazık ki uzaklara savrulmuşlardır. Rusya ile güvenlik konularında müzakereye açığız diyen Biden bir yönüyle Ukrayna'nın egemenlik haklarını da zedelemiştir. Bizim bildiğimiz Ukrayna'nın veyaset altında olmadığı, iradesini yabancı başkentlere devretmediğidir. Ukrayna'nın geleceğini veya güvenliğini konuşacak tek mecri bu ülkenin yönetimini teşkil eden kişiler, daha doğrusu tüm Ukrayna vatandaşlarıdır. 16 Şubat 2022 tarihinde toplanan NATO Savunma Bakanları toplantısında NATO'nun Avrupa'nın orta ve güneydoğusuna muharip birlikler konuşlandırılacağı kararlaştırılmıştır.
Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna'ya düşen bomba Avrupa için bir tehdittir ifadesiyle sıcak temas ve çatışma alanını da tarif etmiştir. Rusya'nın ilk kez temsilci göndermediği 58. Münih Güvenlik Konferansı da Kafkaslar'da tırmanan gerilimin gölgesinde toplanmıştır. NATO Genel Sekreteri bu konferans kapsamında yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna sınırından asker çekmediğine, çatışma riskinin bulunduğuna değinmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor. Bu cinayet teşebbüsüne hiç kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz. Barış, huzur ve istikrarın kökleşmesi için diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Savaş yanlıştır, insanlığın kaybetmesidir. Ayrıca savaş çığırtkanlığı yapan, savaş çıktı çıkıyor yaygarası koparan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığı kanaatindeyiz. İtidalli, ihtiyatlı, sağduyulu ve soğukkanlı politikalar her ülkenin çıkarınadır. Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne mutlaka saygı duyulmalıdır. Rusya'nın bu konudaki sorumluluğu ziyadesiyle fazladır. Son bilgiler dahilinde Rusya-Ukrayna krizinde tarafların diplomatik çözüm konusunda uzlaştığının telaffuz edilmesi iyimserliğimizi ve umudumuzu her risk ve tehdide rağmen tazelemiştir. Rusya ile Ukrayna arasında kıvılcımı tutuşturan bir çatışma ve savaş halinin bölgesel ve küresel çapta büyük sarsıntılara, devasa yarılmalara yol açacağını görmek lazımdır. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın bu savaş ihtimali üzerinde nüfuz alanlarını genişletme arayışları, birbirlerinin gücünü tartma stratejileri, tehdit altındaki ülkelere daha da yerleşme siyasetleri, adil, adalet, ahlak ve hakkaniyet ölçüleriyle bütünüyle terstir. Dünya, Rusya-Ukrayna arasındaki cepheleşmeye kilitlenmişken, Milli Güvenlik Konferansı'na katılanlar arasında bir isim de gözümüze çarpmıştır. Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanımızın bu konferansa katılmışken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da Münih'e gitmesi dikkat çekmiştir. Belediyenin işleri bitti de sırayı Münih Güvenlik Konferansı mı aldı? İstanbul Belediye Başkanı Münih'te hangi sıfat, hangi görev, hangi sorumlulukla bulunmuştur? Bu şahıs ne geziyor Münih'te? Ne arıyor konferans koridorlarında? Neyin lobi çalışmasını yapıyor? Şayet bizim bilmediğimiz sır gibi mahfuz tuttuğu bir görevi varsa söylesin de öğrenelim. Üstüne vazife olmayan, konularda görüş bildirmeye merakı bu belediye başkanı Rusya-Ukrayna arasındaki barışçıl diyalog için hazır olduklarını açıklamış. Diğer yandan açık açık Türk demokrasisinin yetersizliğinden bahsetmiş. İstanbul'un demokrasiye aç olduğunu, Türkiye'de demokrasinin sakatlandığını ama ölmediğini, kurumların yıprandığını, Avrupa değerlerine ve demokratik normlara özlemin arttığını ifade etmiş. İstanbul Belediye Başkanı hiç utanmadan, hiç sıkılmadan, hiçbir yüz kızarıklığı emaresi göstermeden Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu jurnalciliktir, köksüzlüktür, kimliksizliktir, skandal bir rezalettir. Türk milletinin oyuyla seçilen bir belediye başkanının yabancı ülkelerde milletin irade, tercih ve takdirinden şikayet etmesi kararmış ve fosilleşmiş zihniyetini ele vermiştir. Üstelik Türk ve Türkiye düşmanlığı aleni olan,
PKK ve HDP sevdasını her fırsatta dile getiren, devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir isimli şarlatanla fotoğraf çektirip kucaklaşması, soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir. Bu, Türkiye muhalifi çürümüşle aynı kareye girmek, beraberce gülücükler saçmak, PKK'yla buluşmak demektir. HDP'ye zeytin dalı uzatmak demektir. Haçlı emellerine ikram demektir. Bölücülüğe hizmet demektir. Şerefli bir davranış da sayılamayacaktır. İstanbul sorun yumağı olmuşken, Münih'te gezen siyaset cambazlığına heves eden, destek toplamaya çalışan, kulis yapmaya kalkışan İmamoğlu'nun İstanbullu kardeşlerimin iradesini içe saydığı, Batı'nın maşalığına talip olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. İstanbul demokrasiye aç olsaydı, sen ekmeğe muhtaç olurdun. İstanbul demokrasiye aç olsaydı, Münih'in yolunu zor bulurdu. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı, belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı ancak rüyanda görürdü. Gittiği yabancı bir ülkede Türkiye aleyhine tezviratlar yapan bir işbirlikçiye aziz milletimizin ne yapacağını, nasıl bir demokrasi diyetini müstahak göreceğini, kabaran siyasi hesabı hangi vasıtalarla soracağını eninde sonunda herkes görecek ve şahit olacaktır. Bizim gözümüzde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mefluştur. Dahası yediği ekmeğe, içtiği suya, soluduğu havaya, bastığı toprağa, aldığı maaşa, kullandığı devlet imkanlarına haksızlık yapmış, karşı duruş sergilemiştir. Ümit ediyorum ki bu haksızlığın, bu vefasızlığın, bu kadir kıymet bilmezliğin cevapsız ve cezasız bırakılmayacağı da mutlaka görülecektir. Değerli milletvekilleri, demokrasimizin eksiği olabilir ama sakat olduğunu iddia etmek akıl tutulmasıdır. Bizim siyaset anlayışımız gereğince ülkemizi hiçbir uluslararası toplantı, kuruluş, konferans veya devlet ve hükümet yetkilisi önünde yaralayıcı, yargılayıcı, yıpratıcı ve sorgulayıcı konuşmamak esastır. Bu kapsamda tavizsiz tutum siyasi ilkemizdir. Milli duruş adamlık ister, mertlik ister, tutarlılık ister, ahlak ister, vicdan ister, mensubiyet şuuruna bağlılık gerektirir. Ne var ki adına Millet İttifakı denilen, aslında zilletin de ta kendisi olan siyasi oluşum bu tablonun tam tersi istikamette yelken açmıştır. Bu karanlık ittifakın siyasi rant ve ikbal uğruna çarpıtmayacağı değer, tahrip etmeyeceği milli emanet yoktur. Zillet ittifakının 6+1 formatında planlayıp yuvarlak bir masa etrafında dizilerek gerçekleştirdiği 12 Şubat toplantısı geçtiğimiz hafta boyunca devamlı tartışılmış, bilahare bizim bu toplantıya yönelik isabetli tespitlerimiz haksız ve mesnetsiz eleştirilere uğramıştır. Yuvarlak masanın can suyu olduğunu söyleyenlerden tutun da o masa umudun masası, o masanın genişliği 780 bin kilometre kare diyene kadar pek çok saçma sapan değerlendirme yapılmış ve son tahlilde bu minvaldeki açıklamalar gürültü kirliliğine yol açmıştır. Mizahi karakteri üst düzeyde olan şu iddiaya bakar mısınız? Yuvarlak masa heyecan yaratmış. Orada bulunan zillet failleri vatan sevgisiyle bir araya gelmişler. Madem vatan sevgisine sahipsiniz,
O zaman ne arıyorsunuz vatan düşmanlarıyla? Ne yapıyorsunuz vatanı bölmek için mekik dokuyan alçaklarla? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yuvarlak masanın altında yuvarlanan bölücülük odağı HDP'yi daha fazla saklayamamış, en sonunda HDP'nin yok sayılamayacağını, demokrasi konusunda özel bir vurgusu olduğunu söylemek durumunda kalmıştır. İşte bu suçüstü halidir. İşte bu itirafname CHP, PKK, HDP ve diğer zillet partileri arasındaki onursuz ilişkiyi tekraren gözler önüne sermiştir. Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen, namerdin en önde gidenisin. Bu iddianı belgelendiremezsen, müfteriliğin, münafıklığın, müzevirliğin, müflisliğin en ileri, en zirve, en menfur ismi olarak anılacaksın. Milliyetçi Hareket Partisi 18 Nisan 1997 tarihinde yapılan seçimden başarıyla çıkmış, 28 Mayıs 1999 tarihinde kurulan 57. Koalisyon Hükümeti'ne katılmıştır. 28 Şubat postmodern darbe girişimi ise 1997'de vuku bulmuştur. Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu tıpkı üzümün üzüme baka baka karardığı gibi birbirleriyle düşe kalka yalan makinesine dönüşmüşlerdir. Müslüman yalan söylemez, söyleyemez. İnsanım diyen yalanı bel bağlamaz. Bağlarsa insan olamaz. Ama bunlar Serok için geçerli değildir. Kılıçdaroğlu için mesele değildir. Zillete düşenler için önemli görülmemektedir. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduruyum demesi masaldır. Çünkü sahip olduğu zihniyete 28 Şubat'ın azmettiricisi provokasyon merkezidir. S-400 hava ve füze savunma sistemini kime karşı kullanacağı sorusunu pişkince soran, bu silahın gereksiz olduğunu pervasızca iddia eden Kılıçdaroğlu'nun geldiğimiz bu aşamada şifreleri çözülmüş, devir işlemi tamamlanmış, kullanım kılavuzu emperyalistlerin eline geçmiştir. Dostu tanımayan, düşmanı bilmeyen Kılıçdaroğlu'na ve zillet ortaklarına Türkiye'nin teslim edilmesi fecaate ve milli çözülmeye davettir. Buna da göz yummamız mümkün değildir. İstismar bunlarda, iradesizlik bunlarda, ilkellik bunlarda, itibarsızlık bunlarda, çarpıtma bunlarda, aldatma bunlarda, hayal tacirliği bunlarda, siyasi kalpazanlık da bunların ortak ünvanıdır. Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu da seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya da aynen musallat olanlar çıkmıştır ve hepsi meydandadır. Tarkan geçecek diyor. Bunu da Anadolu'ya yaygın bir ağız şivesiyle söylüyor. Elbette geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, terör geçecek, sıkıntılar geçecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek. Allah'ın izniyle buna da az kaldığı görülecek. 6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. Görüyorsunuz. 6 rakamı bu. Terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil, görmek. Görüleni tüm berraklığıyla göstermektir. Biz 6'ya bakınca gördüğümüz 6 oktur.
yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır. Türkiye'nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir. Altıyı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı'nın 2023'te açık ara önde geçeceğinin simgesidir. Nitekim çoğu gitmiş, azı kalmıştır. Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19 dönemini kastettiğini söylüyor. Hayır diyorlar, iktidarı kastettin, onların gideceğini söyledin dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucuları mevzi üstüne mevziye girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp. Bu saptırmanın, bu kandırmacanın, bu gafilce inadın kime ne faydası vardır? İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı. Velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz, bu tekerlek, bu tümsek de kalamaz. Çiçek açar, güneş soldursun diye. Ben de Türklük için kurban doğmuşum. Anamdan Tanrı'ya son bir hediye, ben de Türklük için kurban doğmuşum. Dedem değirmenci, babam kaptanmış. Ninem tarlalarda kavrulmuş, yanmış. Bir çift ağam yurtta sunulan kanmış. Ben de Türklük için kurban doğmuşum. Bir kısmını paylaştığım bu şiiri kaleme alan, davamızın iftar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu'dur ve onun kardeş torunu Tarkan'dan başkası da değildir. Buradan Zillet İttifakı'na ekmek çıkmaz. Tarkan'dan Zillet'in tarzanı çıkartılamaz. Vehme gerek yoktur. Kuşkuları provoke etmenin faydası yoktur. Bir şarkı sözünden yeni bir kutuplaşma sayfası açmanın hiç kimseye, hiçbir kesime sağlayacağı bir şey yoktur. Her şey geçer. Kaldı ki hayat geçiyor, ömür geçiyor. Hepsinden önemlisi Allah bizlere Sırat Köprüsü'nden geçmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçmeyecek olan şeyler de vardır. İhanetin sızısı geçmez. Kötü sözün yarası geçmez. Şehitlerimizin acısı geçmez. Mücadelenin sıcaklığı geçmez. Davaya bağlılığımız geçmez. Türk ve Türkiye sevdamız asla geçmez, geçemez, geçmeyecektir. Özellikle bu haftaki konuşmamın geçtiğimiz günlerde provasını yapanlar, Tarkan'ın şarkı sözlerini beka meselesine bağlayacağımı söyleyenler, şimdi dağılabilirler, aynanın karşısına geçip kendi hallerine katıla katıla gülebilirler. Konuşmalarıma bu kadar merak saranlar fazla çırpınmasınlar. Kendilerini çok zorlamasınlar. Kişiliği olmayanların başkasını taklitle zaman geçireceklerini de akıldan çıkarmasınlar. Bilsinler ki karga bülbülü taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Tarkan'dan muhalif bir figür üretme peşine düşenler, tavsiyem önce onun Kıl Oldum Abi şarkısını dinlesinler. Ya da Başkası Olma, Kendin Ol şarkısına tereddütsüz kulak versinler.
Türkiye'nin geleceğini, davranışları taklit, düşünceleri satılık, değerleri savruk, siyasetleri kavruk olan asalaklar tayin edemeyecek, Cumhur İttifakı'nın muazzam iradesine pranga vurmaya hiç kimsenin nefesi yetişmeyecektir. Sayın